Samsun Anadolu Emlak ve Arsa Ofisi'nin değerli takipçileri, Yeni Evim Konut Finansman Programı kapsamında size bir sunum hazırladım. Bu sunum bir Excel çalışmasından oluşuyor. Şu an elimizde 1 artı 1 bir dairemiz var. Dairemizin değeri 1 milyon 350 bin lira. Bu daire için 700 bin lira kredi kullandığımız zaman aylık ödemeleri 6.803 lira olduğu görülüyor. Bu dairemizi biz bugün 4.500 liraya eşyası olarak çok rahatlıkla kiraya veriyoruz. Yıldan yıla da ilk yıllar şu an devletin belirlediği %25'e göre bir artış yaptık kiralarda. Sonraki 5. yıldan sonra enflasyon düşeceğini ve bu artış oranının %10 olacağını düşündük. Sonraki 10. yıldan sonra da bu artış oranının %10'dan da %5'e çektik. Yani minimum seviyelerde bir artış yaptığımız zaman kiraya karşılık aylık elde edilen rakam 4.500 liradan 22.000 liraya ulaştığı görülmektedir. Buna karşılık her ay vatandaş 6.803 lira sabit kredi ödeyecektir. Her aylık farkı da ilk yıllarda eksi 2.300 lira, ikinci yılda eksi 1.178 lira, üçüncü yıldan sonra da her ay artıya geçiyor. İlk yıl 228 lira, dördüncü yıl 1.986 lira. Bu aylık. Son yıl dikkat ederseniz 15.000 liraları geçiyor. Aylık ona yansıyan pozitif fark. Yıllık olarak peki nasıl oluyor? Yıllık ilk yıl bu ödediği aldığı krediye karşılık kira dışında cebinden yıllık 27 bin lira civarında bir para çıkıyor. İkinci yıl bu 14 bin liraya düşüyor cebinden çıkan para. Üçüncü yıl cebine 2.739 lira giriyor gördüğünüz gibi ve dördüncü yıldan sonra 23-24 bin lira ve beşinci yıldan sonra 50 bin liraları buluyor. 15 yıl sonunda sadece kiralardan vatandaşımızın cebine 1 milyon 323 bin lira civarında bir nakit para giriyor. Bu para girerken ilk ödediği 650 bin lirayı bankaya koysaydı ne ederdi diye araştırdık. Onu da bugünkü faiz oranlarına dikkate aldık ve yıllara göre faizin düşeceğini düşünüp hesapladığımız zaman 650 bin liraya karşılık 15 yılda 895 bin lira bankaya parayı koysaydı faiz elde ederdi. Bunda toplamı 1 milyon 545 bin lira oluyor. Yani vatandaşımız hem devletten aldığı, devlet katkısıyla aldığı, kamu bankalarının aldığı 700 bin lira krediyi kirayla ödediği gibi cebinden çıkan 650 bin liranın da 15 yıl sonraki değeri 1,5 milyon yaklaşık olurken kendisi kiralardan fark olarak 1 milyon 300 civarında bir para toplamış oluyor. Aslında bu 1 artı 1 dairemizi 15 yılın sonunda 221 bin liraya almış oluyor. Yani bugün 650 bin lira ödediği rakam aslında 15 yıl sonunda 221 bin lira. Şöyle düşünelim, 15 yıl sonra bu daireyi 221 bin liraya alabilir mi? 1 milyon liraya alabilir mi? 2 milyon liraya alabilir mi? 3 milyon liraya alabilir mi? İşte 15 yıl sonra belki 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon liraya alacağınız bir daireyi bugün bu finansman kolaylığıyla 221 bin liraya almış oluyorsunuz gerçek rakamlarla. 650 bin lira verip 15 yıl sonunda aslında bir bakıma bedava daire sahibi olabilirsiniz. Bu ve buna benzer daire seçeneklerimiz için bize ulaşabilirsiniz. Anlaşılamayan noktalar için de bizi arayabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim.